sizlerle birlikte. Ben dur. Yukarı çıkıp durdu. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Minecraft El Hareketi'nin part 2'sini seviyoruz. Tabii ki de bu sefer Kevin El Hareketi'ni yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu şöyle de çalışıyor. Bakın haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi. Ama siz şöyle de yapabilirsiniz. Bu arada artık sos diye şey merhaba vereceğim. Elinize elmas kılıfı alıp böyle yapmanız gerekiyor. Ancak o zaman Kevin hareketi oluyor. Bunun bir çözümü de vardı da. Yani onu nedense çalışmıyor artık. Bir şey olmuş, çalışmıyor. Onun bir yöntemi vardı böyle Kevin 15-45 adlı bir elmas kılıç elinize alınca. Böyle el hareketi yapan bir komodu vardı. Ama artıklar çalışmıyor. Atan da söylemiştim yapacağım diye. Ama komut artık işe yaramıyor herhalde. Ne bileyim komut çalışmamaya başlamış. Arkadaşlar ben size şöyle bir komutları göstereyim. Bakın. İlk komutumuz şu. Bu el hareketi komutu. Bakın. Play animation king ertunç animation.armor address.net.honor address p999. Ondan sonra böyle 3 tane inci koyup bunları ikişer açıyorsunuz. Ondan sonra buraya bir tane de hatta buraya 5 tane komutum yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ben burada siz tabii ki de bunu kendi oyuncunuz arkadaşınız ismini yazacaksınız. Bakın komutumuz bu. İlk komutu arkadaşlar bu arada bunların hepsi zincir olacak. Yani birbirlerine bakacaklar. Birbirlerine bakacaklar demeyelim de hepsi aynı yöne bakacak yani. Bakın ilk komut bloğunu uyarı normal yapıyorsunuz. Yani bir şey yapmıyorsunuz. Komutuna execute at he parantez type eşittir player virgül name eşittir bobby 1545-2879. Yani siz tabii ki de dediğim gibi bu şu anda burada olan yeri tabii ki de değiştireceksiniz. Run fill dalga 1 dalga dalga 1 dalga eksi 1 dalga dalga eksi 1 iron bar yazıyorsunuz. Ondan sonrasında ikinci komut bloğu geliyorsunuz. Bunu zincir koşulu her zaman etkin yapıp buna da execute at he parantez type eşittir player virgül name eşittir burası oyuncunun adı parantez kapat run fill dalga 1 dalga 1 dalga 1 boşluk dalga eksi 1 dalga 1 dalga eksi 1 iron alt tire bars yazıyorsunuz. Ondan sonra 3. komut bloğuna gelip zincir koşulları her zaman etki yapıp ondan sonra bakın execute at he parantez type eşittir player virgül name eşittir burası yine oyuncunun adı parantez kapat run fill dalga 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 bir dalga air yazıyorsunuz. Bu komut bloğuna geliyorsunuz. Bunu da zincir koşulu her zaman etkin yapıp ondan sonra execute at he parantez type eşittir player virgül name eşittir bobby yani tabi buraya kendi isimlerini yazacaksınız. Parantezi kapat run fill dalga bir dalga eksi bir dalga bir dalga boşluk dalga eksi bir dalga eksi bir dalga eksi bir bedrock yazıyorsunuz. Ondan sonra son komut bloğuna geliyorsunuz. Buna da execute at he parantez type eşittir player virgül name yani yine oyuncunun adı. Parantezi kapat run fill dalga 1 dalga 2 dalga 1 dalga eksi 1 dalga 2 dalga eksi 1 iron altra bars. Ondan sonra bu komut bloğunun önüne bir tane daha inici koyup bu komut bloğuna da play animation king ertunç animation.armor address.net.honor altra post fed 1. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Az önce nedense oyundan çıktı arkadaşım. Yoksa gösterecektim hapse almasını ama siz yani tabi type player yerine bakın. Şurada hep type player virgül name eşittir falan yazıyor ya. Siz direkt şunu da yazabilirsiniz. Type eşittir kov parantezi kapat. Zaten Bobby 1545 el hareketi ve Iceman el hareketi videolarımda öyle yaptım. Oradan da bakabilirsiniz. O zaman arkadaşlar ben bu videodan bu kadar. Bu arada DC sunucumuz açıldı. Bir önceki videoda link var. Sabitte. Görüşürüz. Bay bay.